İstanbul'da bu sabah korkunç bir kaza oldu. Eyüp Sultan'da istasyondan çıkan tramvayla içi yolcu dolu İETT otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün körüğü koptu. İki aracın arasında sıkışanlar güçlükle kurtarıldı. Onlarca kişi de hastanelik oldu. Facia işte böyle yaşandı. Tramvay hızla seyir halindeki otobüse çarptı. Onlarca yolcu ölümle burun buruna geldi. Feci kaza sabah saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Feci kaza Alibeyköy tramvay istasyonunun hemen birkaç yüz metre ilerisinde meydana geldi. İstasyondan çıkan tramvay buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışan otobüse hızla çarptı ve çarpmanın etkisiyle otobüsün körüğü koptu ve otobüs işte bu şekilde metrelerce sürüklendikten sonra ters durabildi. Yeşilde geçiyordum. Arabamın da yarıdan fazlası geçmişti zaten. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Sürüklenen otobüsün çarptığı güvenlik kulübesinde bulunan Selahattin Şahin ise kazadan kıl payı kurtuldu. Otobüs yukarıdan aşağı gelirken metro yandan gelirken vurdu otobüsü, ortadan ikiye böldü. Ben kulübenin içindeydim, bir anda dışarı çıktım. Deprem oluyor sandım, baktık ortalık ana baba günü. Yaralıların imdadına ilk önce çevredekiler yetişti. Yoğun bir duman vardı yani. Yerlerde mazotlar dökülmüştü. Herkes korkuyordu. Otobüsle tramvayın arasına sıkışan bir yaralı ise zar zor kurtarıldı. Dördü ağır, 33 yaralı ambulanslarla hastaneye taşındı. Işıklar zaten yanmıyor birkaç günden beri. Çevre sakinleri kazanın göz göre göre yaşandığını, günlerdir trafik ışıklarında sinyalizasyon problemi olduğunu iddia etti. Sürücülerin kaydettiği görüntülerde iki yön içinde yeşil ışık yandığı görülüyor. Hatta birkaç ay önce de aynı sinyal hatası sebebiyle bir araçla tramvayın çarpıştığı kaza kayıtlar da var. Arabaya yeşil yanıyor, tramvaya yeşil yanıyor. İki güne, üç güne bir tamire geliyorlar. Son 10 gündür daha çok bozuk. Hatta bu kayıtlarında da vardır İBB'nin.